1243'te Köse Dağı yenilgisi Selçuk İmparatorluğunu temelinden sarsmıştı. Selçuklular resmen Moğol himayesine girmiş, devlet her yıl Moğollara ağır vergiler vermeyi kabul etmişti. Sivas, Erzincan, Kayseri tamamıyla Moğolların eline geçmişti. Batıdan Haçlı seferleri, doğudan Moğol istilası Anadolu'yu yerle bir etmişti. Hükümdarlar, beyler, yeni yeni türeyen derebeyleri birbiriyle uğraşıyor, ağaç çerileri gibi bazı boylar yağmacılıkla geçiniyordu. Bir de isyanların başlaması halkı kuraklıklarla, kıtlıklarla baş başa bırakmıştı. İşte hak ve halk şair Yunus Emre, Anadolu'nun her bakımdan birliği, beraberliği bozulmuş, halkın yozlaşmış, sefaletleşmiş bir döneminde 1240'ta Eskişehir'in Niyalıçık ve Sivrihisar ilçeleri arasında kalan ve bugün kendi adıyla anılan Sarıköy'de dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son yıllarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarına denk düşen önemli bir dönemde yaşamıştır. Yunus böyle zor bir dönemde Orta Anadolu'da yetişmiş, kendini tasavvufa vermiştir. Doğuda mezhep ayrımları, kanlı hadiseleri yol açarken, mevki kavgaları halkı ezerken, batıda derebeylik yayılmış ve topraksız halk esir olmuştur. Cennet, kanla ve parayla edinilirken, o tasavvufun derin hoşgörülüğüyle şöyle der. 72 millete bir gözüyle bakmayan, şerin evliyasıysa hakikatte asidir. 72 millete kurban ol aşık isen, ta aşıklar safında imam olasın sadık. Hasuam mutiası dost koludur cümlesi, kime diyebilsen gel evinden daşra çık. Her kim sana sorar ise itikadın nedir hakka? Öp ki elini ayağın, budur cevabına sual. Bir çeşmeden akan su acı tatlı olmaya, edeptir bana yermek bir lüleden sızarım. 72 millete suçum budur, hak dedim. Korku hiyanettir, ya ben niçin kızarım? Yunus'un şiirinden anladığımız gibi, Anadolu'da birlik ve beraberliğin oluşmasında büyük bir rol oynamıştır. Ayrıca yine şiirlerinden, Mevlana Celaleddin Rumi'nin çağdaşı olduğu, onu tanıdığı, toplantılarına katıldığı ve kendi deyişiyle onun güzel ve gösterişli bakış açısından ilham aldığı anlaşılmaktadır. Yunus, Mevlana dışında Hacı Bektaşi Veli, Ahmet Fakı, Geyikli Baba ve Seydi Balun'la da çağdaştır. Pek çok önemli şiirini içinde bulunduran Risaletün Nusiye isimli mesnevisini 1307-1308 yılları arasında yazdığı anlaşılmaktadır. Şiirlerini bir araya getiren divanı ölümünden sonra sevenleri tarafından düzenlenmiştir. Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın didarına, varır Allah deyu deyu.